Değerli arkadaşlar, bu iş tüzük teklifi bizim önümüze nasıl geldi diye kısaca bir bakacak olursak, öncelikle devletin ve bütün kurumlarının sizin bilginiz dahilinde ve aktif katkınızla FETÖ terör örgütüne terk edildiği bir süreçten geçtik. Sonrasında haber alınan, öngörülen, bir yere kadar izin verildiği konusunda ciddi şüpheler olan ve sonuçlarından sonuna kadar yararlandığınız bir darbe girişimi. Ve onun sonrasında hemen 20 Temmuz'da olağanüstü hal ilan ederek ve bizim anayasal düzenimizi ayaklar altına alarak yürüttüğünüz bir süreç. Ve o süreçte mühürsüz bir seçimle Yüksek Seçim Kurulu'nun kendi kanununu ve uygulamalarını yok saydığı bir uygulamayla elde ettiğiniz anayasa değişikliği. Öyle bir anayasa değişikliği ki tüm muhalefetin susturulduğu, demokratik yolların tıkandığı, medyaya el konduğu ve muhalefetin sonuna kadar sesinin kısıldığı bir süreçte bir anayasa değişikliği gerçekleştirdiniz. Ne yaptınız? Tekleştirdiniz, egemenliği bir kişiye teslim ettiniz, kuvvetler ayrılığını yok ettiniz ve işte onun sonucunda da değersizleşen ve işlevsizleşen bir meclis. Peki ne kalmıştı geride? Geride kalan işte bu kürsüydü. Şimdi meclisi değersiz gören, milli iradeyi değersiz gören, kendisine oy verenler dışındaki milli iradeyi yani milleti yani halkı terörist ilan eden ve onların temsilcilerine konuşmasınlar, fazla uzatıyorlar. Biz kendi gündemimizi belirleyelim ve bir an evvel kendi yasalarımızı canımız nasıl istiyorsa öyle geçirelim diyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Ve o anlayışın getirdiği işte bu iş tüzük teklifiyle karşı karşıyayız. Bakın, bir milletvekili sokakta konuşacak, bir vatandaş sokakta konuşacak ama gelip bu kürsüde onu söyleyemeyecek. Ne olacak? Hakaret ettiğini olacak. Değerli arkadaşlar, bakın bu kürsüde ayakkabı kutuları konuşulmuştur. Bu kürsüde kadın cinayetleri konuşulmuştur. Bu kürsüde milyarlık kol saatleri konuşulmuştur. Bu kürsüde size yakın vakıflara, kurumlara peşkeş çekilen kamu arazileri konuşulmuştur. Bu kürsüde deniz feneri konuşulmuştur. Bunlar konuşulmayacak da ne konuşulacak bu kürsüde? Dolayısıyla arkadaşlar, bu yaptığınızın ne demokrasiyle ne de milli iradeye saygıyla en ufak bir ilgisi yoktur. Genel kurulun çalışma düzenini ve huzurunu bozan milletvekilini cezalandıracaksınız. Kimin huzurudur bu? Bu kimin huzurudur? Sizin huzurunuz mu? Bakın, yıllarca rahmetli Kamer Genç buraya bir deniz feneriyle geldi. Büyük bir yolsuzluk vardı ve sizin o zamanlar FETÖ'cü hakimler marifetiyle sakladığınız ve cezalandırılmasının önüne geçtiğiniz bir yolsuzluktu. İnsanlarımızın dini duyguları istismar ediliyordu ve siz de buna göz yumuyordunuz ve o deniz feneri her geldikçe sizin huzurunuz bozuluyordu. Şimdi bir milletvekili buna benzer bir materyalle buraya çıkınca huzurumuz bozuldu, atalım bunu mu diyeceksiniz? Bakın, hakareti, huzuru bir çoğunluğa, bir salt çoğunluğa, genel kurulun çoğunluğuna hem de sizin gibi demokrasiyi içine sindirememiş ve kararlarını parmak sayısına indirgemiş bir çoğunluğun takdirine terk edemeyiz arkadaşlar. Ve biz şunu bilin, sizin ne getirdiğiniz bu işsizlik kısıtlamalarından, ne para cezalarınızdan, ne sınırlamalarınızdan korkmuyoruz. Biz anlatacaklarımızı burada da anlatırız, bu ülkenin her yerinde anlatırız, herkes duyana kadar anlatırız, siz duyana kadar anlatırız, saraydaki duyana kadar anlatırız. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bakın, milli irade denen şeyi burada titizlikle, ısrarla ve büyük bir özenle korumak zorundasınız. Buradaki iradenizi teslim ettiğiniz zaman gün gelir, devran döner ve siz de 2001 yılında Bülent Arınç'ın veya Ahmet İmaya'nın düştüğü duruma düşersiniz. Bakın, o günlerde 2001 yılında gelen teklifte son derece iş tüzük değişiklik teklifine neler söylediklerine bakın. Mahcup olmayın, gelin burada gereğini yapın, cüretli davranın, cesur davranın ve bu kadar antidemokratik bir iş tüzük değişikliğine en azından bir nebze olsun değiştirmek noktasında katkı verin ve söz hakkınıza sahip çıkın diyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz.